Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasında durgunluk sürerken galerici esnafı stokta bekleyen araçların satışa çıkmasının ardından piyasanın rahatlamasını umuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler paketinin ardından dövizde yaşanan sert düşüş sıfır otomobil fiyatlarına %10 seviyelerinde indirim olarak yansıdı. İşleri yavaşlayan galericiler ise bazı firmaların stokta bekleyen araçlarını satışa çıkarmasıyla piyasanın biraz daha canlanmasını bekliyor. Otomotiv sektörü 2019 yılının işte sonuyla itibaren bir işte nasıl diyeyim hareketlilikle başladı. Sonra pandemi sürecinin akabinde işte hani nedir çip krizi. Çip krizinin akabinde işte ham madde sıkıntısı. Dolayısıyla araba fiyatları hep sürekli fiyatlar artışa geçti. Bununla alakalı işte hani nedir işte mevcuttaki arabaların rakamları yani 2020 yılı için işte %50 arttı. 2021 yılı için tekrar işte %60, %70 arttı. Tabii en son geldiğimiz noktada işte biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. Kur işte 18 liradan dolar 11 hatta yani 10'un altına kadar indi. Tabii bu hani inmenin noktasında hani fiyatlar hani bayilerde otomatikmen işte bir %10, %15 indirim yapıldı. Ama hani bayilerdeki yapılan indirim olmayan araç tedariği olmayınca tabii çok bir etki yapmadı. Yani bizim için şu anda önemli olan araç tedariğinin sağlanması. Şimdi bayilerde araba yok. Bayilerde araba olmayınca haliyle ikinci ele talep daha da hani fazla arttı. Tabii bunun yanında aslında en büyük sıkıntı şu. Yani ihtiyaç olmadan araç alanların yani işte prim yapacak diye yani eskiden altına, dövize parayı yatıranların bu yatırımı tamamen araca çevirmesi. Ondan sonra bunun hani aslında en çok bedelini ödediğimiz bu. Tabii hani bunu fırsata çevirmek isteyip de işte örnek söyleyeyim işte hani 2020 yılı 2021 yılına hani bir şöyle hani geriye dönük bakarsak kurulan kiralama şirketlerine bakmak lazım. Kiralama şirketleri adı altında yani çok stokta araba var. Ondan sonra bu arabaların işte piyasaya eğer ki tamamen çıkması ondan sonra yani piyasayı birazcık daha rahatlatacağını umut ediyoruz. Bu ham madde sıkıntısı yani 2022 yılının en az 6 ay daha devam edeceği gözüküyor. Yani belki 2022 yani uzmanların söylediği 2022 yılının da böyle gideceği söyleniliyor. Ama ben hep şunu söylüyorum Türkiye'nin bu kadar arabaya ihtiyacı yok. Tamam mı? Yani bizim kenarda bekleyen arabalarımız yani piyasaya sürüldüğü zaman yani bizim sıfır arabaya bu kadar talep olacağını düşünmüyorum. Ve en büyük şey şu, hani bunun örneği de şu, Cumhurbaşkanımız açıklama yaptığında yani hani malum internet siteleri yani ilan sayısı 300 bin civarındayken şu anda mevcut sitelerdeki ilan sayısı 600 binlere dayandı. Yani aslında burada tablo direkt meydanda. Dediğim gibi yani biz bunun bedelini yani millet olarak biz ödüyoruz.